bir kez daha altını çizerek ifade... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de katıldığı programda halka seslendi. Erdoğan'ın gündeminde yüksek faiz vardı. Dün faizleri 7500'lere çıkartanların bugün kanun çıkartın, faizleri %1'e indirin. Kim diyor bunu? Bay Kemal. Bay Kemal diyor ki kanun çıkarın. Faizleri %1'e indirin. Ya bir gün geliyor bunu söylüyorsun. Ardından da diyorsun ki faizleri yükseltin. Yemezler. Yemezler. Bu faizler düşecek, düşecek. Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bu faizler düşecek dedi. Bunlar öyle durup dururken olmadı. Sizler bize inandınız. Biz de size inandık. Ve bu teröristleri gömdük. İstihdam dedik. Nüfusumuz 2002'ye göre %31 arttığı halde istihdamı %36 artırarak insanlarımıza iş ve aş sağladık. Tarım dedik. Çiftçimizi, hayvancımızı, ormancımızı destekleyerek ülkemizi tarımsal hasılada dünyada 10. sıraya çıkardık. Yeryüzünün her köşesine yıllık 60 milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı yaptık. Şimdi gelirken traktörleri gördüm. Çiftçilerimizi gördüm. Allah'ıma hamd ettim. Elhamdülillah çiftçilerimiz traktörlerimizle birlikte artık Türkiye dimdik ayakta ve istikrarla yoluna devam ediyor. Çevrede, şehircilikte, sporda, sosyal yardımlarda, kültürde, sanatta, velhasıl her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardık. Türkiye kurduğumuz işte bu güçlü altyapı üzerinde artık para ve maliye politikalarını kendi ihtiyaçlarına, kendi hedeflerine, kendi vizyonuna uygun belirleyecek ve uygulayacak düzeye gelmiştir. Savunma sanayinde %20'lerdeydik. Ama şimdi nereye çıktık? %80'e çıktık. Savunma sanayinde. Yaptığımız iş Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. Gelişmiş, büyümüş, zenginleşmiş ülkeler ne yapıyorsa onu kendi şartlarımıza, kendi imkanlarımıza uyarlayarak yeni bir yol haritası çizmektir. Mandacı, iktisatçı ve siyasetçiler işte bu tabloyu yok sayıyorlar. Bunun yerine küresel enerji, gıda, ham madde başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükselişin sebep olduğu fiyat artışlarının faturasını bize çıkarmaya çalışıyorlar. Buna inanıyor musunuz? Yetmiyor. İktisadi ve mantıki hiçbir temeli olmayan döviz kuru hareketleri üzerinden karanlık senaryoları üretmek için çırpınıyor.